Ben hepinize selamlar, saygılar. Sevgili seyirciler, bugün 4 Nisan Pazar günü. Türk siyasetinin unutulmaz isimlerinden rahmetli Alparslan Türkeş'in vefat yıldönümü. Kendisini bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Vefatından bir yıl önce rahmetli Alparslan Türkeş'le Atavatan Türkmenistan'a birlikte gitmiştik ve oradaki bağımsızlık kutlamalarına birlikte katılmıştık. Şimdi Atavatan Türkmenistan'da merhum Türkeş'le yaptığımız röportajdan bazı kesitler sunuyoruz. Türk siyasetine damgasını vuran isimlerden başbuğ Alparslan Türkeş, vefatının 13. yılında rahmet ve özlemle anılıyor. Alparslan Türkeş'in 25 Kasım 1917'de Lefkoşa'da mütevazi bir evde başlayan hayat hikayesi, 4 Nisan 1997'de Ankara'da son buldu. Alparslan Türkeş aynı zamanda Türk siyasi yaşamını etkileyen liderlerden biriydi. Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulu'nu bitirdikten sonra 1944'te yüzbaşı rütbesindeyken turancılık davasından yargılanan Türkeş, dava sonunda aldığı ceza bir yıldan az olduğu için orduya tekrar döndü. 1948'de Harp Akademisi'ni bitirdi. 1959'da albaylığa yükseldi. 27 Mayıs 1960 harekatının bildirisini radyodan okuduktan sonra adı sıkça duyulmaya başlandı. Bu dönemde Milli Birlik Komitesi içindeki görüş ayrılığı sonucu 14 üye ile birlikte emekliye ayrıldı. Bir süre sonra Hindistan'a Büyükelçi Müşaviri olarak gönderilen Türkeş, 1963'te yurda dönerek Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katıldı. 1965'te bu partinin genel başkanı oldu ve aynı yıl milletvekili seçildi. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi programını ünlü kitabı 9 Işık'taki görüşleri doğrultusunda değiştirdi ve 1969'da partinin adını Milliyetçi Hareket Partisi yaptı. 1975'ten sonra koalisyon hükümetlerinde başbakan yardımcılığı görevinde bulunan Türkeş, 12 Eylül darbesinden sonra 4,5 yıl tutuklu kaldı. 1987'de siyasi yasağının kalkmasıyla birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi'ne katıldı ve aynı yıl yapılan olağanüstü kongrede genel başkanlığa seçildi. 1991 seçimlerinde Refah Partisi ile seçim ittifakı yapan Milliyetçi Çalışma Partisi lideri Türkeş yeniden parlamentoya girdi. Daha sonra MHP adını alan partisi ile siyasi yaşamına devam etti. Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da vefat etti. Vefatından yaklaşık bir yıl önce Türkmenistan'ın bağımsızlık kutlamalarına katılan Türkeş, 7. gün program koordinatörü Seyfullah Türksoy'un sorularını yanıtlamıştı. Türkmenistan'ın 5. bağımsızlık yıldönümü törenlerine Türkiye'den de çok sayıda misafir katıldı. Misafirlerden biri de ömrünü Türk milletinin birlik ve dirliğine adayan Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Alparslan Türkeş'ti. Sevgili seyirciler, Türkmenistan'ın bağımsızlık törenleri devam ediyor. Şu anda yanımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Alparslan Türkeş var. Efendim, bu muhteşem törenleri birlikte izliyoruz. Neler hissettiniz? Çok büyük sevinç içindeyim, heyecan içindeyim. Allah bunları görmeyi bize nasip etti. Türkmenistan'da büyük bir kalkınma var, ilerleme var. Değerli Cumhurbaşkanı Sapar Murat Niyazov'un başkanlığında büyük hamle yapmış. Bunda bizim Türkiye'den gelen iş adamlarımızın büyük payı var. Şimdi bakın mehterimiz geçiyor. Bütün halk hayranlıkla seyrediyor. Çok güzel gelişmeler bunlar. Gelecek Türk milleti için çok aydınlık görünüyor. Efendim, yıllar önce göreceğimiz rüyalar gerçek oldu diyebilir miyiz? Rüyalarımız gerçek olma yolundadır diyebiliriz. İnşallah. Allah onları da gerçekleştirecek hepsini.
milleti büyük bir hamle yapacak. Türkmenistan'da bir Türk okulunu ziyaret eden Türkeş, burada büyük ilgiyle karşılanmıştı. Miniklerin seslendirdiği Türkçe şarkıları gururla dinleyen Türkeş, duygularını şöyle dile getirmişti. Sayın Başkanım, ata yurdumuzda Orta Asya bozkırlarında böylesine kaliteli eğitimin verildiği, yerlerin açılması size ne gibi duygular oluşturdu? Lütfen. Çok büyük sevince gark etmiştir. Ata yurdumuzda, Türkmenistan'da ve diğer Türk cumhuriyetlerinde böyle güzel okulların açılmış olması gelecek için çok sevindirici bir durumdur. Buralardan Türk çocukları güzel bilgiler alarak ve milli kültürümüzle yoğun olarak yetişmektedirler. 5 sene, 10 sene sonra bu çocuklar artık memleketin yönetim kadrolarında, devlet kadrolarında görev alacaklardır. Son olarak Türk dünyasının birliği, beraberliği için buradan bir mesajınız var mı? Evet. Bütün Türk cumhuriyetlerine ve Türk gruplarına, özet Türk kuruluşlarına buradan mesajım şudur. Gaspıral İsmail Bey'in bundan 170 yıl kadar evvel Türk milletine göstermiş olduğu bir yol var. O zaman demişti ki bütün Türkler dilde, fikirde işte birlik kurmuş. Bugün o büyük insanın bu düsturunu ben de tekrarlıyorum milletimize. Dilde, fikirde işte süratle birliğimizi geliştirmeliyiz. Türk Cumhuriyetleri kendi aralarında bir Türk Cumhuriyetleri Yüksek Konseyi meydana getirmelidirler. Bu konseye Türk Cumhuriyetlerinin Cumhurbaşkanları ve Başbakanları katılmalıdır. Onların emrinde de her cumhuriyetten 50'şer uzmandan meydana gelecek bir Türk Cumhuriyetleri İşbirliği Meclisi kurulmalıdır. Bununla beraber bir de Türk Cumhuriyetlerinde bir Türk ortak pazarı kurulmalıdır. Ekonomik gelişmeyi hızlandırmak için böyle bir teşkilata ihtiyaç vardır. Bunlar zaten olmaktadır. Son Taşkent zirvesinde değerli cumhurbaşkanlarımız bu zirveler için bir sekreterya kurulmasına karar vermişlerdir. Ki bu çok olumlu bir adımdır. Bundan da sevinç duymuş bulunuyoruz. Çok teşekkür ederim. 7. gün ekibi olarak biz de merhum lideri bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.